Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. 40 yaşında bir yüksek biyoloğum ve 2 çocuk annesiyim. Tam 6 yıldır Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Bugün biraz bağırsaklarımızın sağlığından konuşacağız. Sağlıksız bağırsağın aslında birçok hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Bağırsaklar bizi toksinlerden ayıran bir bariyer görevi görür ve bu bariyer gevşediğinde kana geçen maddeler vücudumuzun farklı noktalarında hastalıklara sebep olur. Gelin bu hastalıkları beraber inceleyelim. Sedef, alerji, egzama. Birçoğumuzda hani böyle sedef, egzama, kaşıntı vesaire olabiliyor. Günümüzde de bu her geçen gün artmış durumda. Etrafımda, yani şöyle geçmişe doğru baktığımda çok nadir gördüğümde, şimdi neredeyse yani 10 kişiden bir kişi de görüyorum diyebilirim. Bağırsak sağlığında sıkıntı varsa bu birçok dermatolojik sorunla da ilgili olabiliyor. Mesela bağırsaklarımızda bulunan vücut açısından faydalı pek çok işte virüs, mantar, bakteri var. Bunların arasına zararlı bakteriler girdiğinde bağırsak geçirgenliğimiz artıyor. O denge bozulduğu için bu dengenin bozulması da işte sedef, egzama, alerji gibi hastalıklara neden olabiliyor. Onun için bu tarz hastalıklarımız varsa önce bir de bağırsaklarımızın sağlığını kontrol ettirmemiz gerekiyor. Gaz, şişkinlik, ishal, kabızlık. Güne böyle dümdüz bir karınla başlayıp yemekten sonra hamile gibi bir karınla karşılaştınız mı? Bana bununla ilgili çok şikayet olanlar geliyor. Yani sabah kalktığımda karnım dümdüz ama gün içerisinde işte hemen şişiyor ya da kahvaltımı yapıyorum, karnım kocaman oluyor diye. 10 gün boyunca geçmeyen ishal veya kabızlık yaşıyor musunuz? Bunların hepsinin sebebi bağırsaklardaki dengemizin bozulması olabilir ve onu iyileştirdiğiniz zaman hepsi geçecektir. Migren, sisli beyin. Hiç şöyle bir şey yaşadınız mı? İlla ki yaşıyorsunuzdur. Hani mutfağa gidip ne yapacağınızı hatırlayamadığınız oluyor mu? Ya da böyle dolabın kapağını açıp ben bu dolabın kapağını niye açtım dediğiniz oluyor mu? Ya da ne kadar odaklanmaya çalışırsanız çalışın, düşüncelerinizin üstünde böyle bir süs bulutu gibi varmış gibi hissettiniz mi? Bu kan beyin bariyerinin iyileşmesiyle bu sorun ortadan kalkacaktır. Bu da gene bağırsaklarla da ilişkili olabilir. Aynı şekilde migrenin biliyorsunuz birçok şey işte ışık, ses, stres, uykusuzluk gibi sebepleri olsa da bazı besinlerdeki, yediğimiz maddelerdeki o bağırsaklardan geçirgenlik arttığında vücuda geçen zararlı maddelerde migreni tetikleyebilir. Mesela eklem ağrısı ve yorgunluk. Saatlerce uyusanız bile sabah uyandığınızda hala kendinizi yorgun hissedip dinlenmiş kalkamıyorsanız ve hiç geçmeyen eklem ağrılarınız varsa önce bağırsaklarınızı iyileştirmeniz gerekecektir. Ve bu maddelerin hepsi birbirinden önemli ama en çok da depresyon ve anksiyete. Günümüzde de böyle antidepresan kullanımının arttığını düşünürsek özellikle gençler arasında, bağırsaklarımız bildiğiniz gibi aslında ikinci beynimiz ve bizlerin mutluluk hormonu olan serotoninin %90'ı bağırsaklardan salgılanıyor ve sağlıksız bir bağırsağa sahip bir kişinin mutsuz olması kaçınılmazdır. Onun için bu tür rahatsızlığı olanlar da hani önce mutlaka bağırsak larını bir kontrol ettirmeli ya da bağırsak sağlığını, ki zaten insan bağırsaklarında bir problem varsa az çok hissediyordur. Yani ya ishaldir ya işte kabızdır ya şişkinliği vardır. Bunun için iyi gelinecek ve bağırsak sağlığı için de gene en önemli şey beslenme tarzı, beslenme alışkanlıklarımız. Bunları değiştirip işte düzenli beslendiğinde, doğru yağları tükettiğinde, günlük yeteri kadar lif aldığında, alması gerektiği zamanda işte sebze meyve tüketimini dengelediğinde bağırsak problemleri kalkıyor olacaktır. Ve tabii ki yeterli sıvıyı tükettiğinde. Bunları beslenmemizi düzenlememizle birlikte nasıl kilo kontrolünü sağlıyorsak bağırsak sağlığımızı da düzeltmiş oluyoruz. Peki sizde bu belirtilerin hangileri var? Bunların hepsini aşağı yorumlara bekliyorum ve faydalanacağını düşündüğünüz kişilerle de paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.